Merhaba çocuklar. Bugün Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan Tanrı neden İshak'ın yakmalık sunu olarak sunulmasını istedi adlı hikayemizi anlatacağım. Önce ezber ayetimizi okuyalım. Ezber ayetimiz: Melek çocuğa dokunma dedi. Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı'dan korktuğunu anladım. Biricik oğlunu benden esirgemedin. İbrahim çevresine bakınca boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık sunu olarak sundu. Yaratılış 22. bölüm 12 ve 13. ayetler. Kutsal kitapta adı geçen kişilerden ilk olarak aklımıza gelen 5 kişiyi sayalım. Bunlar Adem, Nuh, İbrahim, Musa ve Davut. Bu kişilerden iman atamız olan hangisidir? Evet, doğru bildiniz, İbrahim'dir. İman atası, ulusların babası ve bereket kaynağı olan İbrahim. Peki, bakalım İbrahim nasıl iman atası oldu? İbrahim 100 yaşındayken ve Sara 90 yaşındayken doğan çocuklarının adı neydi? Evet, İshak'tı. İshak'ın doğumu bir mucizeydi. İshak, her şeye gücü yeten ve olumsuz olanı olumluya çeviren Tanrı'nın gücüyle dünyaya geldi. Bu nedenle İbrahim kendi canından daha çok onu sevdi ve ona değer verdi. İshak 13 ve 17 yaşlarındayken Tanrı, İbrahim'in imanını denemek, imanının ne kadar derin ve büyük olduğunu görmek istedi. İbrahim 75 yaşındayken Tanrı'nın buyruğuna uyarak her şeyini bırakıp yola çıktı. Ama çocuğu olmayınca Tanrı'nın sözüne güvenmeyip yanlış bir yolla çocuk sahibi oldu. Fakat Tanrı, İbrahim 100 yaşındayken vaadini gerçekleştirmişti. Ve sonrasında İbrahim'in imanını görmek isteyip onu denedi. Ona, "İshak'ı, sevdiğin biricik oğlunu al, Moria bölgesine git," dedi. "Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun." Tanrı, İbrahim'in 100 yaşındayken sahip olduğu ve kendi canından daha çok sevdiği çocuğu kurban vermesini istedi. Bunu yerine getirmek İbrahim için çok zordu. Ama İbrahim tereddüt etmedi. Tanrı'nın sözüne itaat etti, ona güvendi ve hemen harekete geçti. Ertesi gün sabah erkenden kalktı. Eşeğine palan vurdu. Yanına uşaklarından ikisini ve oğlu İshak'ı aldı. Yakmalık sunu için odun yardıktan sonra Tanrı'nın kendisine belirttiği yere doğru yola çıktı. Tanrı'nın gösterdiği Moria bölgesi kaldığı yerden 3 günlük uzaktaydı. İbrahim 3 günlük süren bu yolda her an vazgeçebilirdi ama hiç tereddüt etmeden Rab'be bakarak yoluna devam etti. 3. gün gideceği yeri uzaktan gördü. Uşaklarına, "Siz burada eşeğin yanında kalın. Tapınmak için oğlumla birlikte oraya gidip döneceğiz," dedi. Burada İbrahim'in Tanrı'ya olan gerçek güvenini görebiliriz. Yakmalık sunu için yardığı odunları oğlu İshak'a yükledi. Ateşi ve bıçağı kendisi alıp Tanrı'nın belirttiği Moria Dağı'na yürümeye başladı. İshak az sonra olacakları bilmeden kendisini yakacak odunları sırtına alıp babasıyla birlikte yürümeye devam etti. Birlikte giderlerken İshak İbrahim'e "Baba," dedi. İbrahim "Evet oğlum," diye yanıtladı. İshak "Ateşle odun burada ama yakmalık sunu kuzusu nerede?" diye sordu. Bunu duyan İbrahim oğluna, "Oğlum, yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak," dedi. İbrahim oğluna yakmalık sununun kendisi olacağını söylemedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. Tanrı'nın kendisine belirttiği yere varınca İbrahim bir sunak yaptı. İshak babasına yardım etti. Ondan sonra üzerine odun dizdi.
İbrahim oğlu İshak'ı bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı. Arkadaşlar, dikkat edelim. İshak bebek değildi. İbrahim ise yaşlıydı. İshak kendi gücüyle mücadele edip kaçabilirdi. Ama İshak'ın Tanrı'nın sözüne iman eden babasına ne kadar güvendiğini bu olay aracılığıyla görebiliyoruz. İshak hiç tepki göstermedi ve babasına itaat etti. İbrahim çocuğunu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı. Kendi canından daha çok sevdiği İshak'ı Tanrı'ya sunabilecek kadar ona güveniyordu. O sırada Rabbin meleği göklerden "İbrahim, İbrahim!" diye seslendi. "İşte buradayım!" diye yanıtladı. Melek, "Çocuğa dokunma, ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı'dan korktuğunu anladım, biricik oğlunu benden esirgemedin." İbrahim çevresine bakınca boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık sunu olarak sundu. Rab Tanrı, İshak'ın yerine bir koç sağladı ve İshak'ın yerine o öldü. Koç öldüğü için İshak kurtuldu. Aslında İshak'ın yerine kurban olarak ölen koç, bizim yerimize kurban olarak çarmıhta ölen İsa Mesih'i simgeliyor. İbrahim oraya Yahve Yire adını verdi. Rabbin dağında sağlanacaktır. Bu söz bu yüzden bugün de söylenmektedir. Rabbin meleği göklerden İbrahim'e ikinci kez seslendi. Rab diyor ki, kendi üzerime ant içiyorum. Bunu yaptığın için, biricik oğlunu esirgemediğin için seni fazlasıyla kutsayacağım. Soyunu göklerin yıldızlar ve denizdeki kumlar kadar çoğaltacağım. Soyun düşmanlarının kentlerini mülk edinecek. Onlar aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin. Tanrı İbrahim'i zor bir konuda denedi ve onun kendisine olan güvenini, itaatini, sevgisini onayladı. İbrahim aracılığıyla dünya tarihini değiştireceğini ve dünyayı kurtarmak için harika bir iş yapacağının sözünü verdi. Tanrı İshak yerine bir kurban, yani bir koç sağladığı gibi İbrahim'in soyundan İnsanoğlunu günahtan ve ölümden kurtarmak ve sonsuz yaşama kavuşturmak için de kurban olarak İsa Mesih'i gönderdi.